Yani oturumu böyle. Buraya giriş salon. Burada. Bu bir yere mi takıldı? Hı. Yani 50 tane ev var burada. Hepsi çelik yapılır. Kullanışlı ya, güzel ev yani. Devletimizden Allah razı olsun. Devlet bize bir ev yapmış. Memnunuz evimizden. Deprem evlerinden çok memnunum. Devletimize Allah razı olsun. Oturuk işte başımıza sokmuşuz. Başka ne isteyecek? Güvenilir. Deprem olduğu zaman hiçbir şey hissetmedik. Mesela o depremde sanki de hafif şey sallarıydı. Çok güzeldi. Hiçbir şey de hissetmedik. Çoğu aşçı depremleri hiç fark etmiş. Tabii yüksek dağlara yaptılar. Allah razı olsun burayı düşünmüşler, yapmışlar. Gerçekten mükemmel yeri yapmışlar. Çelik konsör. Evler çelik konsör. Yani evlerin tabanını bir yaptılar ki devlet. Ömürlük. Rabbim demiş tedbirin at takdiri Allah'a bırak. Evler çok güzel. Dayanıklı. Şimdi evlerden korkulmuyor. Bak mesela ne kadar burada geldiler kiralık ev tutmak için. Satılmak, satmak, almak için. Ama kim verecek? Ne satıyı ne kiralığa. Yok. Hep vatandaş bırak koyun. Mesela benim eve o depremde en aşağı 20-30 sene misafirim vardı. Şehirde duramıyor. Buraya geldi sığınadı. Nereye gidecek? Ağaçı memleketimizden dolanırlar ki buraya gelir. Yok yer yok. Devlet Allah zarar vermesin. Devlet oraya da yapacak. Her tarafa da yapacak. Devletin eli büyüktür. Biz demek devlet demek, devlet demek biz demek. Biz de yardımcı olacağız. Depremden dolayı Malatya'da evi yıkılan akrabalar vardı. O yüzden geldik, açtık, onları misafir ettik 10 gün, 12 gün. Ev güvenilir, deprem konusunda güvenilir. 5 nokta pek hissedilmi. Evler çelikten, güzel yani. Deprem için 4 dörtlük ev. 2 tane komşu satmış burada. Ama içinde isteyen var, satan yok. Önce almıyorlardı, şimdi de alan var, satan yok. Depremi gördüler, korktular. Malatyalı bilen burada o akraba dedi satan olursa haberim olsun. Burada dursun benim daire. Devletimizden Allah razı olsun ne diyeyim. Her zaman devletimiz var olsun. Her konuda da. Devlet olmasa bunlar da olmazdı.